Tabii bugün 18 Mart. Öncelikle Çanakkale Zaferi'nde şehit olan bu vatanı bizlere bırakan şehitlerimizi minnetle ve rahmetle anıyoruz. Bu vesileyle de biz bugün 4092 adet fidan dikimi gerçekleştirdi Sayın Başkanımız. Bursalı askerlerimizin sayısı kadar. Bursa'yı biliyorsunuz 18 Mart Çanakkale Zaferi'nde en fazla şehit veren il. Bu noktada biz de her bir şehidimizin anısına bir fidan dikimi gerçekleştirdik. Çok güzel proje. Bu vesileyle de şehitlerimizi tekrar rahmetle anıyoruz. Gençlik Kulübü uzun süredir üzerinde çalıştığımız bir proje. Ciddi bir ekiple, Sayın Başkanımızın gençlik vizyonuyla, gençliğe verdiği önemle üzerinde durduğumuz, belki ilmik ilmik işlediğimiz bir proje. Çok şükür dün de lansmanını gerçekleştirdik. Gayet de güzel bir lansman programı oldu. Ben orada bir şey fark ettim. Alinur Bey çok enerjikti. Evet. Yani Alinur Bey gençleşmişti bu proje sayesinde sanki, değil mi? Yani şöyle söyleyeyim, tabii gençlerle, ya Sayın Başkanımız uzun süredir yerel yönetimlerin içerisinde. Çok uzun zamandır bu belediye başkanlığını icra ediyor. Bu noktada hemen hemen her grupla çok ciddi temaslar içerisine girmiş ve gençlere de çok önem veriyor açıkçası. Evet. Yani gençlerle sohbetleri çok keyifli. Bizim de açıkçası zaman zaman iştirak ettiğimiz sohbetlerinde çok keyif aldığımızı net bir şekilde hissedebiliyoruz. Ben çok özür dilerim. Enerji dün de yansımıştı gerçekten. Yansıdı yani eser yenenlerden daha enerjikti sanki. Ondan daha yani genç duruyordu yani. Sayın Başkanımızın da bu noktada çok heyecan duyduğu Evet, çok heyecanlıydı. Hatta bize ya ne zaman bunu açıklıyoruz şeklinde birkaç kez sorduğu ve bu konuyu önemsediğiyle alakalı bir durum söz konusu. Bu enerji de muhtemelen bu noktada yansımıştır. Evet, o samimiyet geçti salona. Yani salon bir sürü genç insan vardı, gönüllüler vardı. Çok hoşuma gitti. Bir de başkanla konuşurken şunu söyledi Alinur Bey. 6 konuya önem veriyorum. Doğru. Bu 6 konudan en öne çıkanı da gençlerdi. Her zaman bunu önemsedim ve bununla ilgili çalışmak istedik. Sağ olsun arkadaşlarımız olgunlaştırdı bu projeyi, bir noktaya geldi ve artık hayata geçirdik. Bursa Büyükşehir Belediyesi, pardon, Bursa Büyükşehir Gençlik Kulübü. Evet. Şimdi bunu anlatmaya başlayalım. Şimdi gerçekten Bursa 3 milyon 101 bin nüfusuyla Türkiye'nin 4. büyük şehri ve bu nüfusun 2 milyon 70 bini yani yaklaşık %60 küsürü 45 yaşın altında, yani çok genç bir nüfusa sahip bir şehriz. Bu noktada bu dinamizmi bir şekilde süreçlerin içerisine dahil etmemiz gerekiyor. Ya başkanımız da Büyükşehir Belediye Başkanları ve yöneticilerine baktığımız zaman genç bir yaşta. Doğru. Ve o enerjisini de dün zaten sahnede siz hissettiniz belki. Bu noktada zaten Sayın Başkanımız göreve geldiği andan itibaren gençlik noktasında çok önemli çalışmalar gerçekleştirdi. Yoğun mesailer harcadı. Evet. Dediğiniz gibi 6 ana başlıktan bir tanesiydi seçim beyannamesinde. Doğru. Yine biz bir 3 Mart günü 2019 3 Mart'ında projelerimizi açıkladığımız bir lansman programı gerçekleştirmiştik. Ve 6 ana maddemizden bir tanesiydi. Ulaşım gibi, kentsel dönüşüm Tabii, gibi, o kadar önemli konu yani. Tarım ve ekonomi gibi önem verilen bu 6 ana başlıktan bir tanesi gençlikti. Ve bu noktada gençlik faaliyetleri hakkında projeleri gerçekleştiriyoruz. Şöyle örneklendirebilirim belki gençlikle ilgili verdiği hassasiyeti ve önemi Sayın Başkanımızın. Gençlik ve spor hizmetleri dairesini kurduk. Geçtiğimiz günlerde ve aslında bu Bursa Büyükşehir Gençlik Kulübü de bu daire başkanlığı altında da gerçekleşiyor. Yani bu noktada Türkiye'deki ilk yerel yönetimlerden bir tanesiyiz. Gençlere çok ciddi önem veriyoruz. Çok güzel. Bu da biraz bunun ürünü aslında. Yani altyapı çalışmaları, fiziki yatırımlar vesaire, evet bunlar zaten belediyeciliğin asli görevlerinden bir tanesi ama gençlik gibi Kesinlikle. Çok önemli bir konu. Z kuşağı diye şu anda çok biliyorsunuz moda tabirle evet, çok trend.
Herkes bu konuyu gündeme getiriyor. Çok önem veriyoruz. Hatta Sayın Başkanımızın bu noktada benim gibi danışmanlarından bir tanesi de tamamen gençlik üzerine çalışıyor. Harika. Başkanımız bu anlamda çok önemli bir şey. Gençlik vizyonu ve gençliğe verdiği önem konusunda gerçekten hatır sayılır bir iş yapıyor diyebiliriz. Çok güzel bir yere değindiniz. Şimdi aklıma bir şey geldi. Yani artık Türkiye'de yerel yönetimler olsun, genel yönetimler olsun, hatta şirket yöneticileri olsun. Siz de genç bir yöneticisiniz. Artık kafa değişiyor galiba, değil mi? Yani o eski geleneksel, konvansiyonel yönetim kafası yavaş yavaş ortadan kalkıyor ve daha yenilikçi, daha geleceğe bakan, ileriye bakan bir kafa geliyor galiba, değil mi? Ya tabii ki, yani biraz bunu aslında iletişimcilik tarafıyla da yorumlamak lazım. Bir şekil değişimi söz konusu. Evet. Hemen hemen her konuda, yani habercilik şekil Bravo. Değiştiriyor, boyut değiştiriyor. İşte insanlar eskiden daha konvansiyonel mecralardan haber alma gereksinimlerini yerine getirirken şimdi artık çok daha farklı mecralardan bunu elde ediyorlar. İşte bugün şu an biz bir radyo yayını yaparken aynı zamanda sosyal medyada da canlı yayındayız. Doğru. Zannediyorum. Aynı zamanda bir görüntü de söz konusu. Ve bir saat sonra da haberini yazıp yayınlayacağız. Yani çok yani hızlı bir hızlı, devinim var. Bu hızlı devinime tabii ki hemen hemen her şeyin adapte olması lazım. Doğru. Yani bu yerel yönetimler için de geçerli. Bu noktada bu dönüşüme adapte olmak gerekiyor. Biz de bu noktada bir çalışma yapıyoruz aslında baktığımız zaman. Yani vizyonumuz bu doğrultuda. Tabii ki konvansiyonel birçok noktayı nazarımızda tutarken ama yenilikçi, günümüze çağa uygun noktaları daha önemsiyoruz ve daha yoğunlaşıyoruz, daha fazla fokuslanıyoruz diyebilirim. Bu neden kaynaklanıyor? Yani gençlerin böyle bir talebi olacak galiba, değil mi artık? Yani bu Z kuşağı dediğimiz kuşak 2000'li yılların başında doğup artık 17-18 yaşına gelmiş bir kuşaktan söz ediyoruz ve bunların talepleri çok farklı bizim taleplerimizden. Tabii. Yani onlar daha hızlı hizmet, daha nitelikli hizmet istiyor galiba. Hani biraz şey var, biliyorsunuz son dönemde bizim yemek yeme alışkanlıklarımız bile değişti. Aslında ben çok şahsi olarak çok doğru bulmasam da fast food dediğimiz bir hadise var. Ya bu noktada da böyle, yani hayatları da çok fast food. Yani özellikle gençlerin hızlı bir şekilde bir şeyi çok çabuk tüketebiliyorlar. Buna da bizim yerel yönetimler olarak adapte olmamız lazım. Yani onları yavaşlatmak yerine bizim hızlanmamız gerekiyor. Evet, uyum sağlamamız gerekiyor. Ve onlar gibi düşünerek, onları önemseyerek ve önceleyerek bir çalışma yapmamız gerekiyor. Aslında Gençlik Kulübü'nün en önemli mottosu şu: gençler ne düşünüyor? Gençlerin düşünceleri bizler için çok kıymetli ve değerli ve biz yapacağımız projeleri onların taleplerine göre de gerçekleştirir. Güzel. Mesela bu uygulama, daha doğrusu bu Gençlik Kulübü'nün mobil uygulaması içerisinde Sayın Başkanımızın en önem verdiği konu gençlerin düşüncesi. Onlara soracak, diyecek ki filanca yere bir proje gerçekleştirmek istiyorum. Ne düşünüyorsunuz? Yapalım mı, yapmayalım mı? Çok veya iyi. Şuraya hangi projeyi yapalım? Bu bir anket gibi. Bu bir anket. Yani o uygulamayı indirenler anında buna cevap verip anında bunu görüntüleyebiliyorlar. Dün biz bunu lansmanda da yaptık. Çok özür dilerim. Yani radyosunu yeni açanlar için tekrarlamak gerekir. Burası Radyo 16 Radyo Mikrofonu programında. Ben prodüktör Murat Günay. Konuğum Sayın Ferhat Murat. Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Danışmanı ve iletişim uzmanı kendisi. Biz Bursa Büyükşehir Gençlik Kulübü uygulamasından söz ediyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Bu bir telefon uygulaması gibi, bilgisayarınıza da indirebileceğiniz bir uygulama. Bu uygulama da Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirildi. Dün de lansmanı vardı. Bugün de Sayın Ferhat Murat bu uygulama ile ilgili ayrıntıları veriyor. Ferhat Bey, ben çok özür dilerim, 40 yaş üzerindeyim. Yani tam olarak yaşımı da söylemeyeyim şimdi. Gençsiniz. Ben indiremem ama. Yok, yani indirebiliyorsunuz. Nasıl? Şimdi şöyle, 15-29 yaş arasındaki gençler bu uygulamanın her türlü avantaj ve fırsatlarından yararlanabiliyorlar. Harika. Siz de ben de indirebiliyoruz. Tamam. Ama indiriminden ve fırsatından, avantajından yararlanamıyoruz. Ha, ama ben fikrimi belirtmek istesem Sayın Belediye Başkanımız Alinur Bey beni de kale alır mı? Beni tabii ki, yani şimdi 3 milyon 101 bin kişinin
fikrini kale aldığı gibi tabii ki sizin de çok fikrinizi kale alıyor. Başka ne gibi faydaları var? Yani az önce de söylediğim gibi burada gençlerin ne düşündüğü, onları yönetime katmak gibi bir stratejimiz var. Evet, bu ama çok faydalı. Ama bunun dışında tabii ki yani sadece gençlere şunu demiyoruz. Gelin bizim yönetimimize katılın demiyoruz. Bunun yanında onlara özel hayatlarında veya iş hayatlarında imkanlar doğuracak fırsatlar ortaya çıkartıyoruz. Çok güzel. Buralardan yararlanmalarını sağlıyoruz. Örneğin uygulamayı indiren 15-29 yaş arası gençler anında 4 GB internetin sahibi oluyorlar. Evet. Hangi operatörü kullanıyor olursalar olsun. Bu haber şu anda şehirde infial yaratmış olabilir. Şu an canlı sayılara bakacağım. Evet. Bir kere bunu hemen çok anında güzel. Alıyorlar. Tamam. Sosyal medyayı biliyorsunuz çok yoğun kullanıyorlar. Evet, kullanıyorlar. Yani bu noktada biz bu tarafa da biraz katkı koyalım istedik. 4 GB az değil. Az yani değil gibi. Evet. Oran. Bunun dışında sürekli olarak elde edecekleri ayrıcalıklar var. Nedir onlar? Mesela BKM. Kitap almak kitap, istiyorlar. BKM'den birçok şey alınabiliyormuş bu arada. Dün lansmanda evet, ben bunu da lansmanda gördüm. Evet lansmanda taklitmen neler aldı ya. Evet taklitmen pek çok şey aldı. Kitaptan tutun da yani BKM'nin sunduğu bütün ürünlerden %10 indirim kazanıyorlar. Kasada mı online? Kasada ve online fark etmiyor. Harika. Yani nerede olursa olsun bu indirimden elde etmiş oluyorlar. Bunun dışında diğğer markaları da verebilirsiniz. Diğer markaları yani da, bunlar Bursa'nın markaları çok güzel onları da verebilirsiniz. Evet yani bu noktada da açıkçası böyle de bir katkımız tamamen olsun. Bursa markaları üzerinden ilerliyoruz. Bizim Bursa markalarına da böyle bir desteğimiz oluyor bu harika. Bağlamda. BKM Koray dedik. Spor mesela. Koray Spor evet. Koray Spor'da aslında hepimizin belki bir şekilde bir geçmişi olduğu. Hatta dün hala borcu olan vardır belki. Dün Eser de altı parmak şubesine son taksisi ödemediğini söylemişti. Yatırmadan İstanbul'a gitmiş. Keyifli anlar yaşadık. Koray Spor'dan aldıkları ürünlere anında %15. Harika. Bir indirim sahibi oluyorlar. Bu da önemli. Yine Furpa'dan %5 kasada indirim. Yani bütün ne market güzel. Alışverişi tabii tekel ve zararlı hariç. Şeyler hariç. Bunlar yok bu işin içerisinde. Biz gençlerimizin bu anlamda sağlıklı İyi bir olmalarını da düşünüyoruz. Kesinlikle. Teleferik'ten yine bir bilet alana bir bilet bedava. O mükemmel. Teleferik özellikle bizim aslında nostaljik bir değerimiz. Bursa'nın tabii, önemli tabii. bir değeri. Yenilenen yüzüyle teleferiği evet, Bursalı evet. gençlerimiz de keşfetmiş olacaklar. Zaten gidenler vardır hala hazırda. Hatta dün İlker ve Yönetim Kurulu Başkanı bir orada sürpriz daha yaptı bize. İndiren herkese ben bir tane ücretsiz bilet veriyorum dedi. Oh, ya bu da harika. İşin bir başka çok tarafı. Çok güzel, bunun dışında biliyorsunuz Burfaş'ta galiba. Burfaş'ta da indirimler var. Ücretsiz otopark kullanımı var mesela. Bizim Burul'a şahit, Burbak otoparklarımızdan ücretsiz ayda bir kez kullanım söz konusu olacak. Burfaş tesislerinde de kasada %15. Bu da özellikle sosyal evet. tesislerden. Burfaş belediyemizin tesisleri Burfaş'ta tabii. çok güzel menüler %15. Var, restoranlar var. Onlardan yararlanabilecekler. Aynen. Atatepe'de mesela balık yiyebilirler. Balık yemek, %15 yemlikte, harika bir zevk. Veya Mudanya'da. Evet. Bargello yine kozmetik tarafında gençlerimizin çok sıkça kullandığı, tercih ettiği bir marka. Çok güzel. Online alışverişlerde %25. Oo çok iyi. Ciddi bir ciddi oran. Bir bilmiyorum burada genç arkadaşlar da var. Nasıl buluyorsunuz %25 ya, evet, oranını? Gülümsediğinizi yani, gördüm. Bizim yayın yönetmenimiz İlayda Hanım 29 yaşın altında. Öyle mi? Tamam. Dolayısıyla siz de indirebilirsiniz şeyi. uygulamayı. Süper. Yine işin eğitim kısmını da tabii unutmadık yani. Eğitim güzel. Çok önemli gençler için. PEGAM Akademi ve EKA eğitim kurumlarından %10 indirim kazanıyor olacaklar. Çok güzel. Genç arkadaşlarımız. Bir de işin müzik ruhun gıdasıdır diyoruz. Tabii ki. Müzik de burada. Müzikle ilgilenmeyen genç yoktur müzikle, herhalde. Evet hemen hemen pek çok gencimiz ilgileniyor. Rekor Müzik yine Bursa'mızın bir markası. %7 harika. Gibi bir indirimi hazır etti müthiş. Gençlerimiz için. Kafeler var. Mos Kafe ve Tesadüf Kafe %10 indirimli. Yine Ceylan Fırını online alışveriş ve kasada %10 indirim sahibi oluyor. Çok tabii, güzel. Teknoloji gençlerimizin vazgeçilmez unsurlarından bir tanesi.
Soltech mağazasında da online alışverişlerde %10 gibi bir indirim var. Müthiş. Mesela benim en sevdiğim, ya bu uygulamadan yararlanayım dediğim şeylerden bir tanesi Ekstrem Park'ta ücretsiz daha kızarmak. Aa, ben de istiyorum. Kızımı size götürürüm artık. Size ben bir tane. Teşekkür size ederim. Size bir tane mutlaka tamam. Hediye edelim. Ve harcama yaptığınız tutar kadar da puan kazanıyorsunuz. Mesela çok 100 liralık bir harcama yaptınız, 100 lira daha sizin muazzam kartınıza ilave oluyor. Bursa Spor Store'da, tabii bizim Bursa'mızın en önemli markalarından tabii. Bir tanesi. İstanbul'a giderken ben artık babamlara, dayımlara falan giderken forma götürüyorum. Aynen öyle. Bursa Store'dan da, Bursa Spor'un ürünlerini tedarik edebildiğiniz Bursa Store'dan da %5 anında indirim sizlerin oluyor olacak. Tabii her gün yeni markalar sürece dahil oluyor. Tabii. Dün biz bu tanıtım programını gerçekleştirdikten sonra talepler gelmeye başladı. Ha, Bursalı markalardan talepler. Bursa Büyükşehir Gençlik Kulübü'ne. Peyderpey bunları açıklamaya da devam edeceğiz. Hatta az önce sizin de yabancı olmadığınız bir kurumla ilgili, şimdi ismini vermeyelim olmadan, tamam, açıklamayalım. Tamam. Ali Haydar Bey ile sohbet ederken belki yeni önemli bir marka daha buraya dahil oluyor olacak. Dediğim gibi 15-29 yaş arasında iseniz eğer ve Bursa'da ikamet ediyorsanız, Bursa'da yaşıyorsanız sürekli olarak ayrıcalıklar elde edebileceğiniz bir... Bursa Büyükşehir Gençlik Kulübü. Bursa Büyükşehir Gençlik Kulübü'nü Apple Store'dan ve Google Play'den indirebiliyorsunuz. Tüm gençler. Çok güzel bir uygulama. Ve anında yararlanmaya başlayabiliyor. Tabii burada sadece bunlar mı var? Sadece indirimler, avantajlar, fırsatlar yok. Az önce söyledik, anketler var. Şehrin yönetimine tabii katkı koymak gibi. Ve bunun dışında aslında bizim gençlikle ilgili Sayın Başkanımızın vizyonu doğrultusunda gerçekleştirdiğimiz onlarca proje var. Yani, ne güzel. Gençlik kampları var. Bunun dışında seyahat programları var. Tabii gezi programları var. Bursa'yı tanıyorum gibi aslında Bursa'mıza gelen üniversite öğrencilerinin pek çoğunun Görükle'den bu tarafa gelmediğini tespit ettik. Ve bu doğrultuda Bursa'yı tanıyorum, Bursa'yı geziyorum uygulamasını gerçekleştirdik. Ya. Yani yapıyoruz. Bu iyi bir araştırma Ferhat Bey. Yani o öğrencilerin sadece oraya hapsolmalarını ben de çok üzülüyordum. Çok güzel bir araştırma. Tebrik yani ederim. 4 yıl, 5 yıl boyunca Bursa'da kalıp da Bursa'yı tanımadan, çıkmaları tabii. Bunlar bir nevi bizim Bursa'mızın elçileri olarak Türkiye'nin dört bir yanında faaliyet gösteriyor olacaklar. Yani pek çok çalışma yapıyoruz gençlik noktasında ve bunları aslında tek bir çatı altına topluyoruz. Çok iyi. Gençlik faaliyetlerinin hepsi Bursa Büyükşehir Gençlik Kulübü'nde ve anında bu uygulamayı indiren arkadaşlar, gençler direkt haberdar olacaklar. Evet, hem haberdar olacaklar tabii. Hem de faydalar olacak. Yani Büyükşehir Belediye'mizin örneğin havuzları var. Nerede, doğru, hangi lokasyonda, doğru, size ne ölçüde yakın bilmiyorsanız haberdar olabilirsiniz veya yol tarifini bile bu uygulama aracılığıyla alabilirsiniz. Çok güzel. Mesela e-spor turnuvaları gerçekleştirdik geçtiğimiz günlerde. Evet, biliyorum onu. Başkan da katıldı. Tabii. Başkan Bey de e-spora ciddi bir ilgisi var. Zannediyorum bir haftalık bir süreç içerisinde 6800 civarı bir başvuru aldık. Ve çok harika. Da fazla duyurusunu yapamadan, hatta federasyon yetkilileriyle yaptığımız görüşmede, ya biz federasyon olarak bu çalışmayı yaptığımız zaman 4000'lerde falan kaldık. 4000 sporcunun katılımıyla. Siz çok ciddi bir sayıya kesinlikle ulaştınız dedi. Ve e-sporla ilgili de farklı çalışmaları yapıyor olacağız. Ve aslında gençlerimiz onunla ilgili yapılan çalışmaları da bu uygulamada anında takip görebiliyor olacaklar. Takip edebiliyor olacaklar. Ferhat Bey, bence burada bütün bu faydaların, bütün bu avantajlı alışveriş, işte 4 GB internetin ötesinde daha önemli bir nokta var bana kalırsa. Bir gönüllülük meselesi var galiba, değil mi? Yani gençlerin, öğrencilerin, 15-29 yaş arasındaki insanların gönüllü olarak bu gençlik kulübünün faaliyetlerine katılmaları çok önemli. Çünkü bu bütün hayatlarına sirayet edecek bir etkinlik aslında. Tabii biz Dünya Gönüllüler Günü'nde bu çalışmayı başlattık. Dedik yani mahalle gönüllüleri var. Bursa mahalle gönüllüleri. Çok güzel. Bu mahalle gönüllüleri ne yapıyor? Bir kere kısıtlamalarda sokak hayvanlarını beslemeye gidiyorlar. Bizim Büyükşehir Belediye'mizin kendi personelleriyle beraber. Her türlü mama tedariğini de biz yapıyoruz.
Onlar o hazzı yaşıyorlar işin açıkçası. Çok güzel. Yani sosyalleşiyorlar da can bir yandan. Can dostları dediğimiz, evet, can dostlarımızın yiyeceklerini veriyorlar. O hazzı yaşıyorlar. Dediğiniz gibi bir yandan da sosyalleşiyorlar. Tabii, yani o dayanışma, ortaklaşa iş yapma, tabii, bunları öğreniyor gençler. Bunun dışında mesela 65 yaş üzeri büyüklerimizi evlerinde ziyaret ediyorlar. Çok biz güzel. Onlara birer böyle ufak paketler, yarım elma gönül alma bir paket gönderiyoruz. Hediye paketi gönderiyoruz. Onları takdim ediyorlar. Onların hallerini, hatırlarını soruyorlar. İşte Sayın Başkanımızın şey. Selamlarını gönderiyorlar. Bravo. Varsa talepleri, bir istekleri, bizden bir beklentileri varsa bunu alıyorlar. Çok güzel. Ve bir mutluluk yaşıyorlar. Bunun evet. dışında biz biliyorsunuz pandemiden bu yana Türkiye'nin özellikle sosyal yardım, yerel yönetimlerdeki sosyal yardımlarda en büyük kampanyalarından bir tanesini gerçekleştirdik. Biliyorum. Bursa için omuz omuza diye. Burada bize dahil oluyorlar. Ekiplerimizle beraber erzak şey paketlerinin ya. Nerelere ulaştığını, kimlere ulaştığını, gerçekten ihtiyaç sahiplerine ulaşıp ulaşmadığını da görebiliyorlar. Çok bu noktada bize geri dönüşleri de oluyor. Diyorlar ki ya biz açıkçası bu etkinliklere katılmadan önce bu paketlerin gerçekten işte, birilerine ulaşıp gerçekten ulaşmadığını, gerçekten ihtiyaç sahiplerine ulaşmadığını düşünüyorduk ama şimdi gözümüzde de görüyoruz. Gerçekten tabii. siz bunu doğru bir şekilde yapıyorsunuz diyorlar ve o hazza ortak oluyorlar işin açıkçası. Bunun dışında kuraklıkla ilgili mesela farkındalık oluşturacak faaliyetler yaptık geçtiğimiz günlerde. Kırmızı ışıklarda ellerinde kuraklık mesajları, yani kuraklığı engel olma noktasında hazırladığımız evet. mesajları, dövizleri taşıyarak evet. toplumu bilinçlendirme noktasında önemli bir faaliyeti yerine getirdiler. Bunun gibi toplum yararına pek çok çalışmada bizimle beraberler. Dediğim gibi 5 Aralık'ta biz bu çalışmayı başlattık. Şu an 1000'in üzerinde talep var. 1000'i geçtik ve her geçen gün bu gönüllülerimizin sayısı artıyor. Bu uygulama üzerinden de bizim gönüllülük hareketimize gençlerimiz katılabiliyor olacaklar. Orada öyle bir bölüm de var. Mahalle gönüllüsü ol diye. Çok güzel. Alinur Bey, Sayın Başkan, bu iletişim meselesine çok önem veriyor galiba. Yani sadece makamında oturup yani işler nasıl olsa yürür diye düşünen birisi değil anladığım kadarıyla ve sürekli sahada görüyoruz Ali evet. Bey'i. Yani bu çok önemli bir şey. Hem Bursalılar açısından çok önemli bir şey hem de bir başkan açısından ve belediye, bütün belediyede çalışanlar açısından da çok önemli bir şey. Çünkü doğrudan çıktığı kendiniz orada görebiliyorsunuz. Örneğin bir pazar gezmesinde ya da bir yol yapımında bizzat Alinur Bey oraya gidiyor ve onun fotoğraflarını görüyorum ben basında sürekli. Bu ne kadar değerli bir şey. Yani Bursalılar açısından da değerli bir şey. Tabii Sayın Başkanımız bu noktada birebir de özellikle vatandaşımıza dokunma konusunda çok hassasiyet gösteriyor. Çok önem veriyor evet. bu konuya. Ve vatandaşın talepleri, beklentileri çok kıymetli. Kesinlikle. Hepimiz için ve başta Sayın Başkanımız için. Bu noktada bunu önceleyerek hareket ediyoruz açıkçası. Hep beraber çok başkanımızın şey. Vizyonu doğrultusunda. Karşılığı da oluyordur. Ve hatta bazen şunu diyorlar. Pek çok ziyarette ben de eşlik etme imkanı buldum. Ya seçim mi var? Hayırdır? Siz niye sahadasınız? sizin, alışmamışlar çünkü. Sizin halinizi, hatırınızı sormak için. Varsa probleminizi çözmek ne için buradayız. Ya. Pandemi dönemi olmasına rağmen. Mesela pandemi döneminde esnaflarımızı ziyaret ettik. Ve kısıtlı olarak hizmet veren esnaflarımızı. O zaman restoranlar, kafeler kapalıydı. Ve o memnuniyetleri orada çok net bir şekilde hissettik. Sayın çok Başkanımıza güzel. Gerçekten çok ciddi bir teveccüh oluştu. Vatandaşımızla beraber olmayı Sayın Başkanımız çok seviyor. Ama bu bir ihtiyaçtan... Ve çok ulaşılabilir bir başkan. Evet, yani vatandaşın ihtiyacını görerek tabii. sahaya iniyor. Yani buna ihtiyaç var çünkü. Tabii biz aslında hemen hemen her ay bazı araştırmalar geliyor. Biz çok de güzel. Yaptırıyoruz. İşte vatandaşımızın beklentileri, memnuniyetleri nedir şeklinde. Sayın Başkanımızın şu noktada şöyle bir vizyonu var diyeyim. Ben vatandaşımın gözünden zaten onu çok net bir şekilde anlayabiliyorum. Çok rahat bir şekilde görebiliyorum.
noktasında bir yaklaşımı kesinlikle, da var. Kesinlikle. Ve bu aslında vatandaşla hemhal olması, iç içe olması ona da ayrı bir enerji ve motivasyon katıyor. Evet, dün sahnede gördük bunu. Sahnede evet. O esnada indirme başladı. Yani evet. Uygulamanın indirmesi başladı. Başkan konuşurken binlere, 1200'leri gördük counter'da, sayaçta. En son ben sahnede röportaj yaptığımda 8000'e doğru gidiyordu. Şimdi güncel rakam ne biliyor musunuz? Şu an girmeden önce sordum. 14.000'lerde filan. Çok iyi. Ciddi bayağı yayılıyor gidiyor, yani. Yayılıyor. Tabii işte bizim şu safa bu işi tanıtımını yaptığımız, daha bir gün anlattığımız, evet. Özellikle dün işte farklı televizyon kanallarına da canlı bağlantılar gerçekleştirdik. Harika. Sayın Başkanımızla beraber. Aktif olarak devam ediyor olacağız. Önümüzdeki hafta başından itibaren açık havada çok yoğun bir şekilde bu işi duyuruyor olacağız, promote ediyor olacağız. Çok güzel. Ve her geçen gün biz bu sayının artacağını düşünüyoruz. Dediğimiz gibi yani 450 bin gibi bir rakam var Bursa'da. Tabii tabii, bu muazzam. Bu işi bu sınırlara giren ve çok önemli bir proje ve aslında herkesin hayatına bir şekilde dokunan, fırsatlardan elde harika. Edebileceği bir Bursa süreç. Bursa için omuz omuza esprisi aslında oluyor şu anda. Evet. Yani bu projeye katılmak isteyen esnaf, şirket, yönetici, patron, tabii. Onlar bir araya gelecek. Gençler de onlarla omuz omuz olacak. Herkes birbirine destek vermiş olacak. Çok hoş bir tabii, proje. Tabii biz yani. Bu işin altyapısını şu şekilde oluşturduk yaparken. Bir tek bir şubesi olan küçük bir pastane bile bu sürecin içerisine dahil olmak isterse ya. O katılabiliyor. Yani işte bir teknik altyapı vesaire, bir internet bağlantısı varsa biz onu tesis edebiliyoruz. Çok güzel. Ciddi bir ekibimiz var bu noktada. Yani şunu söyleyebilirim. Girerken buraya, yayına girerken dahi hem esnaf tarafından bir ciddi, ben de bu işin içerisinde olmalıyım. Size telefondan geliyordu, konusu, gördüm. Durumunu açıkçası hissediyoruz. Bir taraftan da şu var. Yani herkes her türlü imkandan faydalanabilecek esasında yani. Çok güzel. Gençlerimiz. Bu önemli bir nokta. Dediğiniz gibi omuz omuza ya da evet, esnafa evet. Da ciddi bir destek. Kesinlikle. Aslında. Yani kesinlikle. Esnaf kendini duyurmak istiyor. Ürünlerini anlatmak istiyor. 15-29 yaş arasından onlara indirim sağlayarak ailelerine de ulaşabilir. Yani tabii, hani tabii. Baktığınız zaman tüm Bursa'ya bir erişim sağlamış olacak. Bu çok değerli ve kıymetli. Evet. Onlar adına da değerli. Evet. Bir de gençler adına da Bursalılık bilincinin tabii. Gelişmesi anlamında çok faydalı, değerli yani bir şey. Yani sadece Bursa markalarının dışında da artık şeyler almaya başladık, onu söyleyeyim. Olur yani, o da olur ama gençlerin kendilerini Bursa'ya, Bursa'yla bağlantılı hissetmeleri açısından çok güzel bir şey. Ferhat Bey, keşke zamanımız olsa da yani en az bir saat daha bunu konuşabilsek. Çünkü biliyorum ki gençlikle ilgili evet. Projelerde daha bitmek bilmeyen bir derya var orada. Doğru. Bunu sizinle tekrar konuşmak istiyorum ama şunu da söylemek isterim. Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Sayın Ali Nur Aktaş ve siz iletişim danışmanı olarak, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan danışmanı olarak yatırımları bu yöne yönlendirdiğiniz için minnettarım. Yani kendi adıma Bursa'da yaşayan birisi olarak, bir gencin babası olarak minnettarım. Çok teşekkür ederim. Yani biz öncelikle bunu ederiz. Yaptığınız için teşekkür ederim. Katıldığınız için de çok teşekkür ederim. Anlattığınız çok için. Çok büyük yani. Bir keyifti benim için de. Gençler dediğimiz gibi bizim için çok önemli. Yani geçtiğimiz aylarda sosyal medya ile ilgili bir takım evet. Çalışmalar yaptık. Vlogger workshop yaptık. Evet, yani biliyorum. Türkiye'nin en önemli vloggerlarını Bursa'ya getirdik. Pandemi öncesiydi. Çok ciddi bir talep gördü. Bizim Orhan Osman Gazi salonumuz biliyorsunuz Merinos'ta. Biliyorum. Tıka basa doluydu. YouTuber'lar geldi. Tabii YouTuber'lar geldi. Vloggerlarla şu an Vlogger Akademi yapıyoruz. Bunu devam da edeceğiz. Yani sosyal medya fenomeni olmak isteyen, daha doğrusu sosyal medyada ben bir şeyler üretmek istiyorum diyen gençler için bir stüdyo hazırlıyoruz şu anda. Önümüzdeki günlerde bunu görüyor olacaksınız. Bunun dışında pek çok şey var. Hani dediğiniz gibi ciddi bir zamanda belki konuşmak evet, evet. Gerekiyor. Daha bunları. Ayrıntılı konuşalım. Yani gençlikle ilgili projeleri Sayın Ali Nur Aktaş da dün söyledi bana. Bunlar bitmeyecek dedi. Yani tabii, bu daha tabii. Başlangıç. Yani daha başlangıç. O kadar çok proje var ki dedi ve sözünü tutuyor. Yani o 6 tane öne sürdüğü, seçim beyannamesinde öne sürdüğü 6 maddeden birini
hepsini biliyorum çok iyi destekliyor, ama gençlikle ilgili olanı çok çok daha iyi destekliyor. Bu daha çok ön plana çıkıyor ve iyi bir şey. Benim çok hoşuma gitti yani. Evet. Ben de keşke 29 yaş altı olsaydım da buradan faydalanabilseydim. Ama işte herhalde bir genç babasısınız, oradan evet, yararlanabiliyor olacaksınız. 16 yaşında kızım var. Onu da ekstrem park esprisi özellikle çok güzel bir espri. Oradan faydalanmak istedi yani. Yani çok sayıda imkandan harika, yararlanabilecek. Harika. Çok keyifli bir yayında. Çok teşekkür ederim. Sürçülisan ettiysek affola. Estağfurullah. Dinleyicilerimiz umarım bizden faydalanmıştır. Değerli dinleyicilerimiz, Radyo 16'da, radyo mikrofonunda 96.3 FM'de. Konuğumuz Sayın Ferhat Murat'tı. Çok değerli, güzel bilgiler verdi. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin kurduğu gençlik kulübüyle ilgili. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Yeni bir yayında tekrar birlikte olacağız. Hoşça kalınız. Radyo 16'da kalınız.